Hocam Hı. nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. İşte bugün güzel bir seninle de bir saat geçireceğiz. Umarım izleyenler de mutlu olacaktır. Umarım, umarım. Yani sağ olsunlar. İşte bize güzel güzel şeyler yazıyorlar. Ebru, ben şimdi senin burada bir tane kitabın var bende ama biliyorsun O evet, hatırlıyorum. içimdeki tatlı cennet. Onu neredeydi ya? Vallahi onu getirecektim, unuttum. İçeride kitaplıkta kaldı. Şimdi Olsun, canın bir şey sağ olsun soracağım. hocam. Senin Bak, beğenmen yeter. oradaki hayat gerçekten sana mı ait yoksa biraz kurgu var mı? Bari insanlar gelene kadar biraz. Aa, sevgili Ali Eyüboğlu da aynı şeyi sormuştu. Evet. Değerli gazeteci. Ama yok. Direkt benim gerçek hayatım. Yani ben çok etkilendim kitabından. Çok Ne şey yaptım mutlu. böyle. Ne mutlu. Evet yani. Çok güzel bir kitap. Gerçek hayat hikayesi olduğunu belli ediyor. Yani biyografi gibi bir şey zaten. Evet, yarı biyografik bir başarı hikayesi, bir kişisel gelişim hikayesi aslında biraz. Tebrik ediyorum. Harika. Çok Yani teşekkür ederim hocam. Sizden bunları duymak onur verici benim için. ne Onur demek? çok önemli. Şarkıcılığının ya yani şöyle söyleyeyim, çok başarılı bir müzisyensin. Çok Zaten ben teşekkür seni yani yıllardır biliyordum ama bir ara iletişimi kopardık. Yani şöyle. Seni kaybettim. Yani ederim. göremedim. Herhalde biraz geri çekildim. Bir şeyler oldu. Bir Yani dönem geri 2000 çekildim hocam, doğru. evet. Yani 2006-2007'de Fırtına Gibi Esen bir Ebru Erer vardı. Yani ben onu biliyorum. Muhteşemdi. Acaba dedim şey mi oldu? Hani birdenbire bıktı. Bazen bezginlik gelir ya insana. Terk edersin, gidersin. Öyle bir şey yok, değil mi? Yok hocam, yok. Yani tabii zaman zaman hepimiz insanız. Yani hepimizde bu tarz şeyler oluyor. Bir geri çekilme durumları, hani gözlemleme, analiz etme, işte yani bende de herhalde öyle bir şey oldu hocam. O dönem Evet. ilk albümü yaptığım dönemlerdi. Paranoyak albümünü yaptığım zamanlardı. Muhteşemdi. Şarkım da çok başarılı olmuştu. Çok tutmuştu. Her yerde bütün dillere pelesenk olmuştu vesaire. Çok da iyi bir albüm yaptığıma inanıyorum. Yani o döneme göre şu Evet. zamanların, belki de bir 10 sene sonrasının albümünü yaptığımı düşünüyorum. Ama hani yani hayat, bir takım şeyler bazen yolunda gitmeyebiliyor ve erken down oluyoruz. Yani erken düşebiliyoruz. Evet. Ama hayat da böyle bir şey değil mi zaten hocam? Yani bir kere düşüyorsun, 5 kere kalkıyorsun. Şimdi canım ne isterse onu yapıyorum hocam. Canım müzik yapmak istiyorsa müzik yapıyorum. Konuşmak Çok güzel. istiyorsa işte burada konuşuyorum, kendimi ifade ediyorum falan. Şu an canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Ya o zaman şey soracağım sana, şöyle mi yapalım? Yani artık zaten birçok şey değişti, biliyorsun, dünyada. Bu değişimle birlikte bizlerin hayat tarzı da değişti. Ya abi bir dakika şunu bir susturayım, özür diliyorum. Hocam bayağı meşgulsünüz gördüğüm kadarıyla. Ya özellikle yayın zamanı oluyor böyle, rica ediyoruz ama olmuyor öteki telefondan, kusura bakmayın. Bak şimdi. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Şimdi hepimizin hayat da değişti. Daha pandemiyle birlikte. Zaten biz Doğru. bunları zamanında hani konuşurken önce hayal gibi geliyordu, şimdi hepsi gerçek oldu. Hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilen birçok şey hayatımızın içine girdi. Bu bence senin sektörünü de etkileyecek. Şu an senin sektöründe birçok insan bunun farkında değil. Sen Tabii. farkındasın çünkü ben Tabii. seninle konuştuğum için biliyorum. Aynen. Bugün de sohbet ettik. Aynen. Doğru hocam. Evet. Doğru Ama söylüyorsun. mesela birçok insan hala eski konserlerin ya da benzeri şeylerin çok devam edeceğini düşünüyor ama ben pek düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum. Online evet yapılacak konserler ama online olarak yapılacak. Yani sanki sanal ortamda biletler satılacak, sanal ortamda seyirciler oluşacak gibi geliyor. Neden diye sorarsan insanlar rahat koltuklarından kalkmayı sevmiyorlar artık. Bir Yani buna da alıştık değil mi hocam? Bir de bu pandemi sürecinde sanırım buna alıştık. tabii pandemi neden oldu. Yani pandemiyle birlikte birçok eski alışkanlıklar yerine daha çok konfor alanını korumaya bıraktı. Yani
Buna biraz korku da neden oldu biliyorsun. Tedirginlik de neden oldu. İşte o evin güvenli ortamında oturayım. Ondan sonra televizyon seyredeyim bilmem ne derken sanal dünyanın içine toplu halde daldı insanlar. Aslında insanların evleri, insanların ofisleri oldu artık yani tamamen öyle. Evet. Evet. Yani bak 2 yıl içinde, 2 yıl içinde bütün dünyadaki alışkanlıkları değiştirdiler. Olaya bakar mısın? Yani biz daha konuya girmeden sohbet ediyoruz şu an. Bence böyle. Peki Ebru, o senin ilk çıkardığın albümdeki en değerli parçan hangisiydi? Ben unuttuydum. En böyle şey. Yani en popüler diye soruyorsan Popüler. şayet Popüler Paranoyak aslında. parçasıydı. Paranoyak zaten tek şarkıya klip çekmiştim. O da çok tutmuştu. Bayağı bir tutmuştu. Sonra işte bir takım şanssızlıklar falan vesaire. Biraz da fazla müzisyen bir albüm yaptım. Müzisyenlere etüt oldu ve hala da yazıyorlar sağ olsunlar. Hala mesajlar geliyor. Hani biz senin albümüne hala etüt olarak çalışıyoruz diyorlar. Fakat bu tabii barlar için, gece kulüpleri için aynı şey olmuyor hocam. Yani biliyorsunuz o tamamen eğlenceye yönelik oralar. Orada hani Evet. sound ya da gruba bakılmıyor. Bunlara çok fazla önemsenmiyor. Hani ben işte Evet. içi çatlatıyor muyum ya da işte kederleniyor muyum falan buraya bakılıyor. Dolayısıyla o albüm müzisyen bir albümdü. Ulaşması gereken yere ulaştı aslında. Çünkü ben Bence müzisyen ulaştı. bir Bence de kadınım ve ulaştı. yani müzik yapmak istedim. Biraz da böyle cesur davrandım. O dönem çünkü hala yok aslında. O dönem diyorum ama 2006'da. Şu anda hala benim yaptığım albümler gibi albümler yok. Çünkü insanlar Yok. bunu risk olarak görüyorlar. Diyorlar ki müzisyen albümü yaparsak para kazanamayız, aç otururuz. Evet, doğru. Ama ben müzik yapmak istedim. Tabii ki para kazanmam lazım. Yani hayatımı idame ettirmem lazım. Fakat çoğu zaman bunu düşünmedim hocam. Çoğu zaman ilk başta hep müzik yapmak istedim. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim buydu. Ben iyi bir müzisyen olacağım. Yani popülerlikten ziyade ben iyi bir müzisyen olacağım. Bunu da başardım hocam. Çok şükür. Bence de, bence de. Başardım. Artık devamını da bekliyoruz yani söyleyeyim öyle Geliyor hocam, geliyor. biliyorum. Birkaç tane proje geliyor yolda. Biliyorum. Senin çalışmaların olduğunu da biliyorum. Bayağı yüksek bir tempoda çalıştığını da biliyorum. O zaman şu soruyu sormadan evvel bir dörtlük okusam diyorum. Şöyle kısa bir dörtlük. O öyle Yani başlayayım. Öyle sorulara gireyim diyorum. Tamam, peki hocam. evet. Yani o güzel sesini arkadaşlarımızla bir dinlesin. Bilmiyorlar çünkü. Seve seve. Doğru, sizin misafirleriniz beni tanımıyorlar. Onlara da Evet. selam olsun bu arada. Ne kadar Sağ tanıştık olsun. da. İşte bu arada böyle bir iki hafta sonra falan yeni bir cover şarkı yaptım. Hatta Olcay Demirci beni izliyorsa değerli müzisyen arkadaşım onunla beraber yaptık. Videosunu da çekeceğiz bir iki haftaya kadar. Bir Sezen Aksu cover yaptım. Biraz onu mırıldanayım o zaman. Tamam. Affet parçanın ismi. Tamam. Bekliyoruz. Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum. Vururken rastlayınca kendimi durdum. Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman. Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm. Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum. Vururken rastlayınca kendime durdum. Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman. Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm. Böyle bir şey hocam. Harikasın, muhteşem. Çok Bak, teşekkür ederim bildiğim gibi bir hocam. sesin var. Düşün, playback yapmıyorsun sonuçta. Öyle kolay kolay söylenecek bir şey değil. Ortam yok, hiçbir şey yok. Sadece bir telefon sesi bile harika billur gibi. Tebrik ediyorum, çok hoş, Rica ederim çok hoş. hocam. Rica ederim. O burada ya hocam. O burada olduğu zaman yani çok da bir şeye gerek kalmıyor. Evet. Nasıl senin burada? Hadi başlayalım. Benim de burada. Canım hocam şimdi ben sana çok güzel sorular hazırladım. Çok zor olmasın bak beni zor duruma düşürme tamam mı? Yok. İlk Tamam. seferki gibi olmayacak hocam. Başlıyorum. Tamam Hazır teşekkür mısın? ederim. Hocam bu yeni dünya devleti mi kuruluyor ve dünyayı hangi ülkeler yönetecek?
Şimdi sevgili Ebru, zaten bunları hani artık ne derler, konuşurken yorulmaya başladık. Niye biliyor musun? Şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki gözümüzün içine baka baka her şeyi yapmaya başladılar. Yani bak şöyle bir şey anlatayım ben. 2019'da Dijital Tapınak diye bir kitap yazmıştım. İlk çıktığı zaman bir radyoya konuk oldum. CRN diye bir radyo. Uluslararası bir radyo. Şimdi oranın genel müdürü soru soruyor. Ben de anlatıyorum. Bugün olacakları ama daha onlar olmamış. Hastalıkta işte aşı pasaportuydu, çiplenmiş insan, denetlenmiş elektronik işte ortamlar, şunlar bunlar sanal dünya. Adam dedi ki bunlar dedi çok uçuk ve uç nokta ama canlı yayında çok uç noktada olan teoriler. Ama acaba kafamda da bir soru işareti oluştu dedi. O arada 5 dakika ara verildi. Kameraman üzerime sıçradı. Bak kameraman nasıl etkilenmiş. Şöyle ya dedi bunlar dedi çok şey dedi uçuk şeyler böyle bir şey olamaz falan dedi. Peki dedim. Ya bir sene 2 sene sonra belki görüşürüz bir daha. Hani o zaman tekrar konuşuruz falan dedim. Aradan zaman geçti. Bu ikisi işte karşıma çıktığında ikisinden biri daha doğrusu genel müdür. Ya dedi bütün bunlar nasıl oldu? Sen nasıl hani anlatabilirsin? Şimdi gelelim olaya. Ben de hiçbir şey demedim, çektim gittim. Çünkü şu, bizler bir şey anlatırken ben en azından şöyle anlatayım. Ben zaten onların dergilerini, gazetelerini bir şekilde okuyorum. Mesela New York Times'a elim mecbur olarak aboneyim. Okumak zorundayım çünkü ne halt yediklerini bilmek zorundasın. Washington Post'ta da aynısını yapmak zorundasın. İşte ekonomisti almak zorundasın. Time'ı takip etmek zorundasın. Yani bunları elin mecbur takip edeceksin. İşte The Guardian'dan bilmem nereye kadar hepsine bakmak zorundasın. Çünkü ipuçlarını burada veriyorlar zaten. Biz bunları seneler önce konuşurken bir de yaptıklarına bakarken zaten bugünlere geleceğimizi biliyorduk. Ama tabii ki büyük kitleler bilmiyordu. Ha, biz hazırlıklı mıydık? Evet, çok az sayıda olan insan olarak evet bizler hazırlıklıydık. Neyi değiştirdi? Hiçbir şeyi değiştirmedi. Yani gelişmeleri görüyoruz. Çünkü tıkır 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 hepsi oturmaya başladı. Evet bir dünya devleti kuruluyor. Ve bütün devletler, bir daha söylüyorum, dünyadaki bütün devletler ayrımsız, dünya tarihinde ilk kez böyle bir projeye ortak oldu. Ama halklarına, kendi vatandaşlarına söylemiyorlar. Onlar hala milliyetçilik ya da vatanseverlik üzerinden yürüyerek hamasi bir takım nutuklarla insanları bir şekilde kandırıyorlar. Bakın, dünya tarihinde ilk kez antik çağdan bu yana bütün devletler bir oldu. Tek dünya devleti, küresel bir dünya devleti kuruyorlar. Ama bu birdenbire olmayacak. Şöyle anlatayım. Bunlar bölgesel önce birleşimler olacak. Mesela Avrupa Birliği'ni birleştirdiler. Küresel dünya devletinin ilk adımıydı. Mesela Amerika'nın programını gördüm ben. Hani 2017 yılındaki Güney Amerika'daki ülkeleri de birleştirecekler. Yani Güney Amerika ülkelerini, Asya'da ülkeleri birleştirecekler. Hatta Türklerin bu Turan hani şeyi vardır, ülküsü vardır. Onu da destekliyorlar. Oradan da Türk Cumhuriyetlerini birleştirecekler. Bak çok ilginç bir yere doğru gittik. Şimdi Ne diyorsunuz yani? Bayağı enteresan. ya evet şimdi yani bunlar birleştiği zaman hepsi birleşecek. Daha sonra da tek dünya devletinde monte edilecek. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Onlara göre, onların gerekçesi şu, insan nüfusu artık dünyayı tüketecek boyuta geldi. Çünkü çok fazla üremeye başladılar diyorlar. Tüketim çok Dolayısıyla fazla. bu nüfusun kontrol edilmesi, düşürülmesi, işte dünyadaki kaynakların bu nüfusa yetmeyeceğini zaten dillendirip duruyorlar. İşte tarım felaketi falan diye biliyorsun. Bütün bunları hepsini birer torbada toplayıp bahane edip aslında bambaşka bir amaçları var. Böyle bir dünya devletini kuracaklar, açık açık söyleyeyim. Peki bu dünya devletinin kurulması Türkiye'ye ne kazandırır, ne kaybettirir onu da söyleyeyim.
Şimdi en güçlü iki tane, bak iki küresel yapı var. Bir tanesi Amerikancı küresel yapı, Amerikan merkezli dünyayı ele geçirme ama geçmiş dönemdeki gibi değil, küresel bir yapı kurma. Bir de Çin merkezli işte Rothschild ailesi ve İngiltere'nin desteklediği yeni bir dünya düzeni var. Şu an güçlü olan yapı Çin merkezli yapı. Ve kurmuş oldukları İpek yolu, biliyorsun şeyi var, İpek yolu var. İpek yolunun orta direği de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye şu etapta İpek yolunun vazgeçilmezi. Bu İpek yolu devam ettiği sürece dünya ticareti işte Çin'den Avrupa'ya hatta Amerika'ya akacak, tam tersine de işleyiş olacak. Bu nedenle Amerika'nın ticari tekeli kırılıyor. Kırıldı. Bak dikkat edersen Amerika son dönemlerde çırpınıyor. Eskisi gibi olmaya çalışıyor ama Doğru. çok güç kaybetti ve kaybetmeye de devam edecek. Batı da buna göre konumlanıyor. Yani şimdi bakma herkes Batı Amerika'nın yanında kuyruk sokumunda gidiyor ama yarın öbür gün çıkarları ters düştüğü zaman hepsi kendi yoluna gider. Çünkü onlar için önemli olan paradır. Hani kendi çıkarlarıdır. Zaten her devlet için önemli olan odur. Mesela Evet. İngiltere şimdiden dirsek çevirdi Amerika'ya. Direkt Çin'le işbirliği yapıyor. Artık bu saklamıyorlar da işbirliğini. Şimdi bu durumda Türkiye çok önemli konuma geldi. Yani İngiltere ve Çin açısından, Amerika açısından da önemli. Rusya açısından da önemli. Yani Türkiye şu an bu saydığım bütün devletler açısından çok önemli bir ülke, merkezi bir ülke konumunda. Bu nedenle Türkiye'nin konumu güçlenecek. Türkiye yan sanayi olarak Avrupa'ya daha yakın olduğu için Çin'den daha hesaplı ve çabuk mal gönderebileceği için yan sanayisi daha hızlı gelişecek. Ve dolayısıyla Türkiye'nin geliri artacak. Bunları net söyleyebilirim. Gelecek dönemde o Türk Birliği sağlanırsa ki bununla ilgili girişmeler şey yapıyor, konuşuluyor, hala görüşülüyor. El altından da görüşülüyor, açıktan da görüşülüyor. O durumda 300 milyonluk bir nüfus söz konusu. 300 milyon aynı zamanda pazar demek. 300 milyon aynı zamanda büyük bir devlet demek. Yani Amerika nüfusu demek. Dolayısıyla Türkiye hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği bir konuma geldiği için dünyayı yönetecek olan 10 devlet arasında yer alacak. Şimdi diyorsun ki ulusal devletler ne olacak? Ulusal devletleri gördüğün gibi hırpalaya hırpalaya zaten yıkmaya çalışıyorlar. Türkiye bu konumun içinde yer alsa bile Türkiye'yi dağıtmak, parçalamak ya da zayıflatmaktan vazgeçmeyecekler. Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye ne kadar zayıf olursa onların sözlerini o kadar dinler. Yani bir taraftan işbirliği yaparken bir taraftan içeriden parçalamak için ellerinden geleni yapacaklar. Tabii bu arada içerideki politikacıların, siyasetçilerin de o sivri dilleri bu parçalamaya bol bol yardımcı olur olmazsa. Çünkü o sivri dillerini bir türlü henüz törpülemeyi başaramadılar. Yani ötekileştirerek siyaset yapan bir ülkedeyiz. Siyasi çıkarları gereği sadece karşı tarafı ötekileştiren, kötüleyen, çok kötü, ilkel bir siyaset yapılıyor bu ülkede. Bu Doğru. ülkenin siyasetçileri bu halkın çok gerisinde kaldı. Ciddi söylüyorum. Yani ve dünya düzeninin de çok gerisinde kaldı. Adama sorsan küresel yapıdan, dijitalizmden haberleri yok. Bunlar milletvekili, bunlar siyasetçi ya. Yani çok garip bir ülkeyiz. Çok tuhaf bir ülkeyiz. Ha, zaman geçtikçe, genç kuşak geldikçe bunların silinmesi lazım. Bunların bu ülkenin, bu milletvekillerinin buralardan gitmesi lazım. Bunlar yapamıyor. Olmuyor bunlarda. Yani buna parti başkanları da dahil. Hepsini sayıyorum. Yok. Bunlar 1940'ların, 50'lerin politikasından bugünlere gelmişler. Tamam bitti bunların işleri. Ha, bitti ama bittiklerini göremiyorlar. Yani bu da Türkiye'yi eleştirir. Sonuçta gelecekte bu devlet kurulacak. Bak açık konuşuyorum. Öyle ya da böyle bir Hocam dünya... peki nasıl bir tarih öngörüyorsunuz bununla Ya alakalı? valla açık konuşmak gerekirse 2030 çok ciddi bir başlangıç olacak. Şu an zaten başladı. Bak şu an zaten başladı. Pandemiyle başladı. Zaten 2000
Kaçtı? 2019'da bunları Time adım adım yazdı, küreselcilerin dergisi de. Boş ver orayı. Şöyle anlatayım. Pandemiden sonra gelecek olan ikinci aşama var. Dört aşamalı bir plan bu. İkinci aşamada tarım felaketini getirmek zorundalar ki bunun da ön hazırlığını yaptılar. Yani şu Kıtlığa doğru anda gidiyoruz yani, değil mi hocam? Bir kıtlık tabii bekliyor bizi yani. zaten dikkat et işte hani şeyden Bill Gates'ten tut bilmem Rockefeller ailesine kadar, Rothschild ailesinin en üst düzey yöneticilerine kadar hepsi tekrarlamaya başladı. Tarım felaketi, tarım felaketi. Yani tarım Bilinç de felaketi de yani, bir algı da yaratmak için yaptıklarını algı düşünüyorum. yaratıyorlar. Zaten diyorlar biz sizi uyarmıştık. NASA uyarıyor. NASA Türkiye'yi bile hani geçen sene dedi ki bu sene Türkiye yanacak, kavrulacak. O bölgenin içinde yer alacak diye. Özellikle algıyı zaten daha genişlettiler. Dolayısıyla bir tarafta tarım kıtlığı, bir tarafta susuzluk ki su kıtlığı zaten eli kulağında, eli kulağında yani. Dolayısıyla bunun ön hazırlığı yapıldı. Peki tarım kıtlığı gerçekten çok ciddi bir durum. Yani şöyle anlatayım. Eğer önlem alınmadığı takdirde bu açlıkla mücadele anlamına geliyor. Bak cebinde parası olan adamın bir şey alamaması anlamına geliyor. Yani sadece parasız olanlardan bahsetmiyorum. Buna küçük örnek şöyle vereyim. Pardon. Önce bir şey yapayım. Boğazım kuruyor bu ara. Afiyet olsun hocam. Sağ olun. Bak şimdi şöyle. Geçen sene soğan ve patates kıtlığı yaşadık değil mi? Çok komik. Bulamadık bir dönem. Sonra çürük mürük geldi. Şimdi bu senede aynısını yaşatırlarsa o cebindeki paran cebinde kalır. Bulamazsın. Mal alamazsın. Kıtlık budur asıl berbat olan. Yani paran olur ama o yiyecekleri bulamazsın. Bunların dertleri o. Yani dünyadaki bu tür malzemeleri, daha doğrusu üretimleri kısmanın yolunu da buldular. Musluk onların elinde. Peki musluk ne? Hibrit tohumlar. Bak, bizim köylülerimizin hepsi hibrit tohum kullanıyor. Tekrar söylüyorum. Yani kendine yetiştirenler hariç dededen kalma kullanıyorlar ve unutmayın Tarım Bakanlığı dededen kalma tohum kullanmasını yasakladı. Bunu da bilin. Yani şöyle hani koruma adına atadan kalma tohumları ama öbür taraftan bütün köylülere hibrit tohum dağıtılıyor. Hibrit tohum bir ekimliktir. Şimdi Amerika'dan gelen bu hibrit ve İsrail yoluyla gelen bu hibrit tohumlar çok yakında ortadan kalkabilir. Mesela 2 kilo gönderiyordu. Örnek veriyorum. 2 kilo gönderiyor diyelim. 1 kilo gönderecek. O 1 kilo gelmesi demek bu ülkedeki 30 milyonun açlıkla, daha doğrusu yoklukla sınanması demektir. Bunu bütün ülkelere yaptıkları takdirde bir iç ayaklanmaya sebep olurlar. Dertleri bu. Dünya kaosa girsin, ayaklansın ve insanlar birbirlerini yesin ki dünya devleti projesi çok çabuk devreye girsin. Çünkü pandemiyle birinci aşamayı başarıyla atlattılar. Pandemiyle birlikte insanları bir güzel artık şekle soktular. HES kodları devreye girdi. HES kodlarıyla birlikte takip sistemleri şu an devrede. O HES kodunuz zevk için indirilmedi. Artık siz o indirilen telefonlarla takip ediliyorsunuz. Yani bu bütün dünya için geçerli. Şimdi bütün her yer İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir'de kamerayla dolu. Bu kameraların artık çok yakında özellikle o MOBESE benzeriler var ya hani şey resmi kameraların yüz tanıma sistem programları da eklenecek. Ve Hocam tam dolayısıyla aslında burayla ilgili bir şey sormak istiyorum size. evet. İnsan ırkını hani neler bekliyor? Zaten şu an bunu konuşuyoruz. Çiplenecek miyiz yani? Mesela bu çiple ilgili ne düşünüyorsun? Evet, çok çok güzel çipleneceğiz. Ya bak, bunu ilk ortaya atanlardan biri benim. Tamam mı? İlk yani 2017'de falan 2018'de de seçilmişlerde yazmıştım bunu. Çipleneceğiz çok feci biçimde. Çünkü niye çipleneceğiz biliyor musun? Çip bizim sağlığımız için olduğunu ileri sürecekler. Pandemi de bahanesi. Şu an sizi mesela ne diyorlar? Üçüncü aşı olacaksınız. Ne diyorlar? Üçü üç de yetmez. Dört olacaksınız. Başladılar. Burası Yani tam bir kaos zaten hocam. Bu aşı olayları zaten tamamen bir kaos yani. Ne tabii ki gidiyor, yani ne şimdi çıkacak?
İlk başta bir kere aşı yeter diyen o şeyler, bilim kurulundaki ya da Mehmet Ceyhan gibi insanlar birdenbire bu sene ne dedi? 2 de yetmez, 3 dedi. 3 de yetmez, 4. Şimdi Var. Çok tutarsız evet ya gerçekten. evet, iş zıvanadan çıktı bu iş. Tamam mı? Ama bunun ardında yatan başka bir neden var tabii ki. Yani o da şu, çip gelecek. Çip içinde şöyle bir bahane bulacaklar. Söylüyorum. Buradan söylüyorum işte. Diyecekler ki sizin sağlığınız için biz bu çipi takacağız. Çünkü bu bildiğiniz gibi değil, ufacık bir çip. Varlığı bile belli olmayacak. Ama bunun karşılığında sizin bedensel bütün hastalıklarınızı ya da aksamaları iç organlardaki anında keşfedip size haber vereceğiz ya da hemen ambulansa geleceğiz denecek. Hani nasıl şu anda HES koduyla bir yere gittiğimde, pardon, Hayat Eve Sığar, Hayat Eve Sığar değil mi? Hayat Eve Sığar'la gittiğimde ne yapıyorum? Basıyorum, bulunduğum bölge tehlikeli diye yazıyor. Bulunduğum bölgede koronavirüs çok yoğun diyor. Seninle temas etmişsem bir şekilde o hani telefonla birlikte ne diyor, ne geliyor bana? Uyarı geliyor. Diyor ki işte Ebru tehlikeli. Yani şu an koronavirüs belirtileri var. Ya da işte tedavi gördü, yeni çıktı. Bir ton uyarı alacaksın. Tamam mı? Bunlar ilkel olanı. Çip geldiği zaman uydulardan takip edileceksin. Olay bu. Bak, bu hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Çip için 2025'e doğru falan büyük olasılıkla çipler yerleştirilecek. Çünkü daha önce çipli kimliklerimiz geliyor. Yo. 2022 Hocam 2022'de yürüyorsunuz ya bu doğruysa hayır. yani yandık. Değil mi? Bak şimdi şöyle, 2022'den sonra eski nüfus cüzdanları çöp oluyor. Artık geçmiş olsun, yani eskisini kullanamayız. Eyvallah, doğrudur. Onlar çok güvensiz, taklit yapılabiliyordu. Şimdi bu çipli kimlikler geldiği zaman artık birçoğunuz kullanıyorsunuz. Bunların hepsi uydudan takip ediliyor. Sayın Bakan hayır dese de maalesef takip edilebiliyor. Bak şu an ediliyor demiyorum. Ama tek bir tuşla takip etmeye başlarlar. Şimdi bütün dünyada bu sistem geçerli olacak. O nedenle bir süre sonra artık bu kimlik kartlarında çok önemi yok. Boşuna taşımayın. Bak, boşuna taşımayın. Gelin çipi buraya yerleştirelim. Kredi kartınız, kimlik bilgileriniz, paranız. Çünkü para da kalkacak. Burada taşıyacaksınız. Markette ne güzel kasanın önünden alacaksın alacağını. Geçerken dık diye market ötecek. Sen hiç kart mart çıkarmayacaksın. Aa diyecekler, Ebru'nun kredisi tamam. Kazara sana bir ceza vermişlerse, kredin düşürülmüşse yandın. Bir anda tepene çökecekler. Şimdi çok değişik bir dünyaya gidiyoruz Ebru. Çipi takacaklar. Çip oyun değil. Bak, çip oyun değil. Çünkü Elon Musk'ın falan yaptığı hiçbir şey soyut. Evet, adam konuşuyor ama kendine ait bir fikir değil. Bunların hepsi planlı, projeli, devreye sokulmuş olaylar. Aşı pasaportuna da işte biliyorsun şimdilik durdurdular. Çok Avrupa'da yoğun tepki var aşı pasaportuna, ama bir şekilde onun da yolunu buldular. Bazı devletler, mesela Türkiye de yaptı bunu, Sırbistan'la falan biliyorsun. Oradan buraya gelirken aşı pasaportu olmasa da o sertifikayı istiyor. Yani bu da aşı pasaportu demektir. Ya yarın öbür gün çipli kimliklere geçecek bunlar, işlenecek. Haluk aşı oldu ya da olmadı. Bu kadar, aşı olmadıysa hadi güle güle sınırdan içeri diyecekler. Uçağa da binemeyeceksin. Zaten bunu yapmaya başladılar. Yani o kadar. Yani Hocam peki şimdi bunun aşı takibi hani aşı takibi için mi olduğunu aşı düşünüyorsunuz takibi bahane. yoksa ne yani arkasında ne var? Aşı takibi bahane. Aşı takibi falan yok. Onların küresel yapının insanların sağlığıyla ilgilenmek gibi bir derdi yok. Onlara göre bizim yarımız ölse daha mutlu olurlar. Onlar insan olmadıkları için. Şöyle Doğru. anlatayım. Doğru. Onların dertleri o değil. Önemli olan kitleleri kontrol edebilmek. Tamam mı? Kitleleri kontrol edebilmek için bu çipleri istiyorlar. Çünkü en korktukları şey kontrol edilemeyen kitleler. Yani daha doğrusu insan grupları. Yani çünkü onların bütün planlı programını ve huzurunu bozar. O yüzden kontrol edilebilen bir şey istiyor, kitle istiyorlar, sürü gibi. Bunu da çiple sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü Elon Musk'ın projesindeki asıl amaç, hani
beyne bilmem ne indireceğim diyor ya bilgileri. Yani bir haftada 10 günde 7 dil konuşacaksın diyor. Tamam mı? Hiç öyle bir derdi yok. 10 günde istersen 1.000 konuş. Adamın umurunda değil. Onların dertleri başka. Senin özellikle beynine zaten düşünce olarak hani şey bir şekilde çiple ya da benzeri bir şeyle ulaşabiliyorlarsa seni kontrol etme gücünü de elinde tutacak. Seni öldürme de dahil buna. Yani artık bir kiralık katil ya da bir şey tutmasına gerek kalmayacak ya da başka bir şeyle. Tek tuşa bastığı zaman direkt seni hedeflediğinde öldürebilecek. Dert bu. Ani bir kalp kriziyle ölebileceksin. Ya da ani bir beyin kanamasıyla. Hocam çok ciddi şeyler bunlar ya. Evet yani geleceğin dünyası bak geleceğin Korkunç yani. ama bak bunlarda şöyle bir şey var. Geleceğin dünyasında şu anki gasp, bilmem tecavüz ya da işte soygun benzeri şeyler çok az olacak. Çünkü aşırı güvenlikli bir dünya olduğu için her şey kontrol altında olacak. Suç çok çabuk cezalandırılabilecek. Dolayısıyla hani bugün arka sokaklar yok, karanlık sokaklar, aydınlık sokaklar olayı çok kalmayacak. Ama çok sert otokrat yöneticiler ve otokrasiler göreceğiz. Yani inanılmaz diktatörlükler oluşacak. Yani bu demokrasi falan hikayeydi zaten. Artık bu hikaye de bitiyor. Yani ne gördüm pandemide? Ölüme terk edilen yüz binlerce yaşlıyı bıraktılar, huzur evlerinde öldü. Evet. İngiltere'de, İtalya'da gördük, İspanya'da. Çok üzücü Şimdi gerçekten. tabii ülkeler birbirine en uygar dedikleri İsveç, İspanya'ya giden bütün maskelere el koydu o dönem. İyi biliyorum. Ondan sonra o işte şeyleri entübe için kullanılan borulara el koydu. Yani vahşileştiler, gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bu nedenle bunların yapısına falan güvenmeye gerek yok. Yani açık konuşmak gerekirse gelecekte yapay zekanın yönettiği çok sert bir yönetim hakim olacak. Biz buna şu an tedirgin olabiliriz ama onlar bizi taktığı yok. Onlar küçük çocukları takıyor ve onları alıştırıyorlar. Onlar çoktan alışık. Neye alışık biliyor musun? O oyunlarla, girdikleri bilgisayar oyunlarıyla, ondan sonra izledikleri çizgi filmleriyle o bilgisayarlarda ya yani internette onları çoktan kafalarına yerleşti. Hatta onlara dikkat et çok kolay cinayet işleyebilecek duruma getirdiler çocukları. Yani insan hayatının çok değerli olmadığını bu oyunlarda öğretmeye başladılar. Anne baba dikkatsiz anne babaların çocukları mesela ileride beklenmedik tepkiler verecek diğer çocuklara. Tabii. Bunlar hep bilinçli yapıldı. Tabii ki din kavramıyla da çok oynadılar. Yani bütün oyunlarda din yok. Din Oralara kavramı. geleceğim. Doğru hocam, doğru. Ve bir cinsiyetsizlik var değil mi? Transhümanizmi orada. Daha Teletubbies'lerden ben anlamıştım mesela. Zamanında Evet. Teletubbies'ler vardı. Teletabiler Daha ol. bir sürü çizgi film vardı. Orada anlamıştım. Evet o şu an yok galiba değil mi? Oynamıyor. Yok, O kaldırdılar. Çok oldu evet, kaldı. o direkt eşcinselliği öven, Aynen. bilinçaltına yerleştiren bir çizgi filmdi. Ama Evet. hiç meraklanma, o benzerleri gene var. Yani Var. başka türlü seyrediyorum, biliyorum. Hatta şöyle anlatayım Ebru. Müziği de kullanıyorlar senin sektörüne. Yani Doğru senin hocam, sektöründe de doğru. İblisin frekansı geliyor değil mi? Yani iblis frekansı. 400 kaçtı yani hocam? iblis 442 miydi? evet 440 440'tı galiba. 440 frekans, 440 Hz, 440 Hz. Öbürü de 432 bir iyisi biliyorsun. Yani şey Mozart'ın piyano şeyi falan 432. Şimdi bak şu 440 da önemli değil. O müziklerde kullandıkları tiplere mesela K-pop'ta Güney Kore'nin Bak direkt K-pop'una zaten yani şey orada küresel tarzdan tabii ki dans kadınla erkeği ya ayıramıyorsun. Bak hakikaten öyle bir erkek tipi çıkıyor ki karşına kadınsı. Ya kim kadın? Kim erkek anlamıyorsun. şu Ve an anlıyorum. onları dünya yıldızı yaptılar şu an. O bir bilinçli politika. Hatta o çocukların birçoğu böyle olmak İntihar istemiyor. etmişler, doğru mu hocam? Çoğu intihar İntihar etmişler. eden bir tanesi var. Şu an bunalımdalar. Yemeleri, içmeleri, işte insan ilişkileri hep
kontratlarda yazıyor, çok ağır cezaları var. Yani baştan seçmeselerdi diyorsun, onları da renkli bir hayatta tabii ki oraya çekiyorlar. Şimdi burada istenen şu, tamamen işte ne diyeyim, karşı cins Lut kavmine dönmüş yeni bir dünyaya doğru götürüyorlar insanları. Ay ben de böyle Burada. düşünüyorum hocam. Aynı düşünüyorum Tabii. senin hocam. Tam Şimdi. da aslında burayla alakalı bir şey soracağım hocam. Yani lafını bölmüş gibi olmayayım. Sen istersen konuşmanı bitir ondan sonra sorayım. Ya bak iki kelime söyleyeceğim. O da şu. Bir dakika. Şimdi bir Türkiye'den de örnek vereyim bir tane. Ya bir tane değil, birkaç tane yapıyor da Sevinirim. hani Çok böyle sevinirim. sembolleri kullanıyorlar da en işte belirgin olanı şey Aleyna Tilki son parçası, en son Evet, parçası. evet, evet. Hocam bununla Şimdi alakalı da mesela ben şöyle bir şey analizde bulundum kendimce. Yani Aleyna'nın bir pedofili projesi olduğunu kalben hissettim. kesinlikle. Doğru mu Kesinlikle. hissettim? Bravo. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Çünkü hocam yani orada bir tarafta Mickey Mouse, bir tarafta küçücük bir kız, işte lise kıyafeti amacı artıyer Evet. falan, bir tarafta böyle işte başka türlü şeyler hani. Oraya da çok girmeyeyim şu anda. Yani Çünkü bak az çok biliyorsun. Hani yani orada gerçekten çok böyle çarpıcı ve insanı şaşırtan şeyler görüyorum. Daha öncekinde de yaptı çünkü. Yani pedofiliyi alttan alta bir şekilde kendi biliyor mu bilmiyorum bilmem. Ama arkasındaki ekip onu hocam hazırlamış. biliyordur, bilmez olur mu ya? Yani Yani evet zaten kendisi de bir şeyler söylemişti. Mesela bir uzay gemisi sahnesi var. O uzay gemisi sahnesi bir dönemin ne diyeyim erotik film yıldızı Emanuela diye bir şey vardı benim gençliğimde. Aynı sahne kullanılmış. Şimdi insanlar yeni kuşak çok bilmiyor ama insanların bilinç altında hani genetik olarak da aktarıldığı için o aktarım oradaki o cinselliği de kullanıyor. Ya bildiğin aynı gemiyi yapmışlar. Bak bir taraftan o cinselliği kullanıyor, bir taraftan pedofiliyi kullanıyor el altından. Yani bunlar diyeceksin bunu yabancı İşte Amerikan şeyleri, müzik grupları da yapıyor. Zaten onlardan asıl başladı. Bütün dünyaya yayıldı. Çünkü bu proje. Proje, bildiğim aynen proje. proje doğru. Şimdi burada istenen işte tamamen orada gördüğümüz gibi bir dakika. Ha, orada gördüğümüzün aynısı. Yani değişen bir şey yok. Yeni bir dünyada bunu hedefliyorlar. Yeni bir dünyada din, bak din olacak. Din olmazsa topluluklar dağılır. Yani ama nasıl bir din getiriyorlar biliyor musun? Sahte bir din gelecek. Bütün dinlerin karışımı yeni bir şey. Hocam peki tam da yine buraya tam böyle sormak üzereyken sen sanki biliyormuş gibi cevapladın. Ben yine bir sorayım. Bilmiyorum. Yeni dünya dini nedir ve hani küreselcilerin bununla alakalı amacı nedir? Bu nasıl bir din? Şimdi bak, yeni dünya dini şöyle bir şey olacak. Bir kere her şeyden önemlisi dijital bir din olacak. Bunu dijital tapınakta özellikle yazdım. Şimdi merkezi Amerika'da olan bir tapınak var. Mountainville diye bir kent. Amerika'da çok az bilinen bir kent bu. Ama ünlü Google'ın da merkezinin olduğu yer. İnsanlara söyleyeyim. Bu kenti duymuyorsunuz ama bu kentin asıl önemi Google'ın merkezi olması. Şimdi 51. orada bölgeden bahsetmiyorsunuz galiba, değil mi hocam? 51. bölge değil. D-Wave diye bir kent bu. 51. bölge başka bir şey. O uzaylılarla ilgili Pentagon'a ait. Burada bir bilgisayar var. Kuantum bilgisayar. Derin dalga diye geçiyor. Türkçesi derin dalga. Bu şu an bütün bizim şu anki konuşmamız da dahil dünyadaki bütün verileri şu an Noktalıyor. kaydeden bir kuantum bilgisayar. Bak öğrenerek kendini geliştiren bir yapay zekadan söz ediyoruz. Bizim hakkımızda şu an bir kanıya varıyor. Bizim alışkanlıklarımız, yaptıklarımız, ettiklerimiz, konuşmalarımız, eğilimlerimiz onların hepsinin notlarını alıyor. Daha sonra bizim için yepyeni algoritmalar üretiyor. Ve gelecekte bizim karşımıza hepsini tıkır tıkır çıkartıyor. Bunun en basit örneğini, ilkel örneğini ben seninle telefonda bir firma hakkında konuştuğumda atıyorum tatile gideceğim diyorum. Bilgisayarı açıyorum. Pat önüme tatil yerleri düşüyor. Doğru. Geçen Zaten gün Ece'yle de biliyorsun program yaptık ve onunla da evet. buna benzer bir şey Yani konuştuk. bunu artık Doğru. herkes biliyor. Doğru. Ya zaten bak şu var.
Bu kadar hani dijital din derken şöyle. Şimdi bütün bunları yapıyorlar, bütün bunları yapıyorlar ama böyle olmayacak. Günün birinde bu Z kuşağı ve sonrasına hazırlıyorlar bu dijital tanrıyı. Ama ondan evvel dinler arası işte diyalog, dinler arası bilmem ne, Papa'nın da dolaştığı bir oyun dönüyor. Bu oyunda bütün dinleri ortak bir çatıda toplayıp ki bu oyun ardından diyecekler ki bazı katı kuralları kaldırdım. Yani işte şu şöyle olmamalı, bu böyle olmamalı. Önce yumuşatılacak, ardından işte deizm dediğimiz peygamberleri aradan çıkartan bir takım anlatımlar ya da akımlar devreye girecek. O da yetmeyecek. Bir süre sonra diyecekler ki evet yani Tanrı bir enerji parçacığı, hepimiz bir enerjiyiz ya. İşte size biz kuantum bilgisayarda bunu sunuyoruz. Ve çocuğa diyecek ki bir şey dile. Çocuk bir şey dileyecek anında olacak ama sanal ortamda ama öyle bir şekilde göreceksin çocuk onu görecek, gerçek olarak görecek. Araba istiyorum diyecek, pat önünde belirecek. Gelecekte bizleri gerçek dünyada yaşatmak istemiyorlar. Bunu da geçen ay kendi yayınlarında gördüm. Ne diyor biliyor musun? Gelecekte bildiğiniz anlamdaki lens ya da gözlükler olmuyor. Güneşten korunma bahanesiyle bak herkese, herkese güneş ışıklarının yakıcı etkisinden korunma bahanesiyle lens takacaklar. Ama bu taktıkları lens için şöyle yazıyor. Öyle bir lens takılacak ki insanlara diyor. Evet, görme yetilerini artıracak ama öyle bir yerde çöplükte yürürken cennet ortamında yürüdüğünü sanacak dedi. Hem de gerçek hayatta. Yani çöpün pisliğin içine basarken aslında yemyeşil çimenlerin üstüne basan, yanından sular akan bir cennette olduğunu sana gösterecekler. Çünkü o teknolojiye sahip çip yani şeyler, lensler insan gözüne yerleştirilecek. Bugün nasıl aşı olmam diyenlere aşı yapıyorlar ya, o zaman da diyecekler ki güneş seni öldürüyor. Artık şey delindi, hani Evet, ne herkes derler, tabii korku, atmosfer. yani yine korkudan herkes Tabii lens ki. takmaya doğru Dolayısıyla hocam 2030'da gerçekten ya. 2030'da bunlar olacak Ebru. Yani 2030'da doğru olduğu gibi sanal dünyada yaşayan insanlara dönüşme ihtimalimiz çok yüksek. Hepimiz dönüşmeyeceğiz, direneceğiz ama genç kuşakların ne kadar direneceğini bilmiyorum. Çünkü önlerine çok güzel olanaklar sunuyorlar. Ne yapıyorlar? O şimdilik üç boyutlu gözlük ama yarın hologram olacak o. Tamam mı? Gözlüksüz olacak. Evinin içinde bilmem atıyorum Napolyon'la konuşup sohbet edebilecek. Ya da dünyanın en ünlü işte aktörü ya da aktrisini çağıracak, evinde sohbet edecek. O da yetmeyecek. Bir de robot teknolojisi inanılmaz gelişti. Şu an harika erkekler, harika kadınlar yaptılar. Yani muhteşem güzellikte kadınlar görüyorsun veya çok yakışıklı erkekler birebir insan boyutunda. Bunlar hayatımızın içine sokulacak. Yani Daha başladı bile hocam, değil mi? Ben Instagram'da tabii bir ki profil var ve gördüm yani artık hani her anını çekiyorlar, koyuyorlar, paylaşıyorlar falan vesaire. tabii yani sevgili olacak insanlar bunlarla. Çünkü o zaman da zaten çoktan yolunu yaptılar. Yani senden bir talebi yok, senden bir şey istemeyecek, etmeyecek, sadece sana arkadaşlık edip her türlü yardımı yapacak. Hocam peki insanlar daha fazla delirmeyecek mi sizce? Yani ben şu anda sokağa çıktığımda görüyorum ne kadar tahammül seviyesi azalmış insanlar, delirmeye yakınlaşmış insanlar. Doğru. Yani bu duygular, maneviyat kalkacak, empati bitecek. Nasıl olacak hocam? Delirmeyecek miyiz? İstedikleri bu. Maneviyat Bak. olmadan deliririz. Sen çözümü zaten kendin söyledin. İstedikleri bu. Ne biliyor musun istedikleri? Delirmemiz. İnsanların delirip değil. Aynen senin dediğin gibi birbirinden soğuyup evlerine olabildiğince kapanmaları, yalnızlaşmaları, yalnızlaşan insanı da ele geçirmek çok kolaydır. Çünkü ne yaparsın yalnız insan? Sahipsizdir, rehbersizdir, sahipsizdir. Yani hayır onun da ötesinde bilinçli de olsa artık evde diyelim artık soğumuş insanlardan hani kızmış, küsmüş, etmiş ya da delirmiş. Evde bir iki tane seçeneğim var şu gün. Nedir? Televizyon. Televizyon eskidi, zaman da geçiyor. Ne yapıyor? İnternete giriyor. Tamam, internetin içine soktuğun zaman o insanı tamam sanal dünyanın içine sokarsın.
Yani bir süre sonra o insanın derdi orada bilgi almak değil ki. Orada bir yaşam kurabilmek, orada da ona bir güzel yaşam kuracaklar. Ve bunu, bak bunu çok yakında hologram ve benzeri teknolojilerle bambaşka evinin içinde bambaşka bir dünya olacak. Ekran falan olmayacak. Bu Hocam kadar peki konuştum. hocam buna tam olarak yarı insan yarı robotlaşıyoruz diyebilir miyiz? Öyle olacağız. Yani çünkü birçok organın şu an yapayı yapıldı, yapay olarak. Yani kalp, zaten kol bacak yapılıyor biliyorsun. Kalp, ondan sonra hatta beynin bir parçasını da yaptılar. Yani birçok şeyi yapabilmeye başladılar. Bir de hayvan bedenlerinde de üretmeye başladılar bazı şeyleri. Ama bunların çok önemi yok. Yani istedikleri insana zaten bak sağlık adı altında bunu da söylemeye başladılar. Çok çirkin bir deyim. Ne diyorlar biliyor musun? İnsan bedeni çürük beden. Çürüyen bir beden. Yani yaşlanan insan çürür anlamına getiriyorlar. Ve dolayısıyla biz diyorlar eskiyen organı atıp yerine yepyeni taze organlar takacağız. Bu da çoğunlukla yapay olabilir ya da üretilmiş olabilir. Paranıza bağlı diyorlar. Yani insan ömrü uzar mı? Evet, bu şekil uzar. Mesela kalbin eskidi, gene kalp ameliyatı yapılıyor ama hani sonuçta gene başka bir insandan alınıyor. Bu sefer direkt bir makine takıldığı zaman ya da atıyorum böbrek, karaciğer anlamında. Dolayısıyla evet tazelendi ve o görevi yapıyorsa 100-200 yıla kadar yaşatma şansım var insana. Ama bir de bellek aktarımı diye bir şey var. Yarı insan yarı robota geçersin. Yani şimdi bunun iyi tarafı mı var, kötü tarafı mı tartışmak lazım. Bana göre doğayla oynadığı için doğanın her şeyine, yaratılışı Allah'ın yarattığı hani kanunlara karşı çıkıldığı için tabii ki tehlikeli. Hocam bu bana kalırsa korkunç bir tanrıcılık oyunu yani. Evet. Yani bak bunu zaten Tanrı olabilmek adına bak bunlar insan değil diyorum. Yani gene hep söylediğim şey hiçbir defa burada söylemiyorum. Bunların öyle bir derdi yok. Bizlerle ilgili bir dertleri yok. Veya başka biriyle kurtarayım diye bir dertleri yok. Bunların derdi firavunlar gibi eski dönemki tanrılıklarını ilan edip bu dünyada nüfusu azaltıp kalan insanları kendilerine köle edip tabii dünyanın sonu geldiğinde de yürüyüp gitmek Mars'a. Mars onun için bir proje. Yani bunların hepsi planlı. Bu dünyanın şu gidişle zaten çok fazla ömrü yok. Hani bu insan ömrü olarak konuşmuyorum bunu. Yani şey çıkar tabii gene milyon yıl sürer ama hani evren dilinde çok küçük bir rakamdır bu. Bizim için hani büyük bir rakam. Yani var olmuş insan için yaratılmış ya da yaratılmış dünyayı bu şeytan grubu yok etmeye çalışıyor. Hocam Ama lakin enteresan olan bu şeytan grubu Allah'ın bilincinde ve Allah'tan nasıl hiç korkmuyor? Yani çok enteresan değil mi sizce de? Allah'a inanıyorlar. şimdi şöyle bak onlarda şöyle bir şey var. İnanış farkı var. Şimdi Hasan Sabbah da Allah'a inanıyordu ama Hasan Sabbah biliyorsun kalenin içinde yapmadıkları kalmazdı. Uyuşturucudan başlayıp enseste kadar serbest bırakmış bir adamdı. Hasan Sabbah eşkıyaydı ama inanılmaz kültürlü bir adamdı. 7-24 kitap okuyan bir insandı onu söyleyeyim. Yani herif adam kalenin önünde hiç gören olmadığını dışarı çıkmıyor adam. Gönderiyor katillerini hani kiralık katilleri var. Çok iyi eğitimli. Devlet başkanlarını şunu bunu öldürüyor para karşılığı. Para kendine geliyor ama kendi çıkmıyor. 7-24 okuyan çok kültürlü bir adamdan söz ediyoruz. Ama sapıtmış. İşte bunların dini de böyle. Bunların tanrısı da böyle. Yani şimdi bunları açık konuşayım. Hani sen sorduğun için ama çok detay vermeyeceğim. Bunların dünya dışından tabii ki bağlantıları var. Şimdi üst akıl diye bazı insanlar bir şeyler söylüyor. Tamam mı? Üst akıl yok. Bu adamlar üst akıl değil. Bu Mezar adamlar varlıklarla beraberler. Yani hizmetkar. Yani bu adamlar hizmetkar. Yani dünya dışından birilerinin hizmetkarı. hocam Bu aslında kılıfı. en büyük köle onlar değil mi? En büyük köle onlar yani bence. Onların umurunda değil ki bu.
değil. Onlara hizmet etmekten zaten keyif alıyorlar. Yani onlar çünkü bu dünyanın tanrıları olacak ama hizmet ettikleri kişiler onları zaten kullanıyor. Yani şöyle anlatayım. Hani insan eliyle yapmak diye bir söz vardır. Yani birçok şey insan eliyle yapılır. Şeytan gelip kendi yapmaz. İnsana yaptırır. Yani Doğru. bu dünya dışı akıl da aynı şekilde bunlara yaptırdığı için bunlar biliyorlar ki burada kaldıkları sürece ipler kendi ellerinde olacak. Yani ama işin ucu gerçekten dünya dışındaki bir takım gruplara dayanıyor. Ha diyeceksin bunlar çok mu üst düzey? Değil. Bunlar da bizim gibi. Hocam Yani bir aslında onları da soracağım sana. Yani tam bunu Amerikalılar konuşurken küreselcilerin bu karanlık örgütlerinden biraz bahseder misin bize? Ayrıca hani Hitler'le bir videonda görmüştüm. Hitler'le olan bağlantısı, işte bu karanlık gruplar vesaire. Kim bunlar? Ya Hitler'in yanında öldüğünde 7 tane rahip vardı. Yani bir kere o 7 rahip hiçbir zaman hani kim oldukları cesetleri bulundu, açıklandı ama kim oldukları hiç öğrenilemedi. Budist rahiplerdi. Hitler'in bir de ya bir şato vardı. Bir vides şatoyu unuttum yani Fransa'da. Orada ayin yaptığını da biliyoruz. Ayin yapılan bak 3 tane kadından söz edilir orada. 3 kadının da ortak özelliği ne biliyor musun? Saçları bellerine kadar uzun olması. Hani ne işe yarıyormuş? O saçları anten görevi görüyormuş. Anten görevi de o varlıklarla orada gece vakti o kadınlar yoluyla bir takım bağlantılar kuruluyormuş. Konuşma ve sesler anlamında. Yani Hitler'in bir takım direktifleri oralardan aldıkları yakın anlatımından, yakın dostlarının hatıra defterlerinden ortaya çıkıyor. Sadece Hitler'de değil. Napolyon'da da aynı şeyi görüyoruz. Hatta günümüzde birçok devlet başkanında yanında garip kadınlar var. Bak, Kimler mesela hocam, yani aklınızda var mı bildiğiniz birileri? yani tabii ki var. Yani yok var derken mesela en son Trump'ın büyücüsünü gördük. Oy kullanırken biliyorsun tekerleme yapıyordu. Bir yerlere bir şeyler gönderiyordu. Biden'ın siyahlar giyinen bir kadın büyücüsü olduğu söyleniyor. Ha buna şey de denebilir. Öngörüsü olan bir kadın da denebilir. Ha Türkiye'de var mı? Türkiye'de de bir şeyler olduğunu yani vardır. Vardır. Her ülkede varsa burada da vardır. Bunlar hani anladığımız anlamda büyücü de değil ama geleceği okuyabilen, geleceği okuyabilen, Medyum geleceğe diyebilir bir şey medyum. Evet ama çok tehlikeli medyumlar. Çok tehlikeli medyumlar. Yani bunlar öyle ki medyumluk gücünü aynı zamanda öldürme olarak da kullanabiliyorlar. Yani zihinsel anlamda çok yüksek bir enerjiye sahip tipler ve ilginç olan şu ki hepsi kadın. Hepsi kadın. Yani bugün şeyin de var, kraliçenin sarayında da var. Yani geçmişte antik çağda görüyoruz ya her kral gelir medyumunu ya da sihirbazını, büyücüsünü çağırır. Aslında bunlar hikaye değil yani bunlar devam ediyor. şeyler. Bütün evet yani bütün geçmiş dönemde tarihe damga vuran hani savaşçıların öyle diyelim Napolyon'dan tut işte Büyük İskender'den tut Cengiz Han'a kadar hepsinde var. Hepsinde görürsün bunu. Ve günümüze geldiğinde de görürsün. Yani en yakın örnek işte Hitler bilinen 7 tane rahip. Çünkü o dediğim şatoda Fransa'daki o şatoda ayin düzenliyorlardı. 3 tane kadın var. Yani en bilinmeyenleri o kadınlar. O kadınlar bir de kurtuldu. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya harap olurken işte Fransa'da Naziler biliyorsun şey oldu yakalanıyor şu bu. O kadınlar yok oldu ortada. O kadınların izlerine rastlanmadı. 2-3 tane fotoğrafları var yalnız. Fakat hiçbir şekilde bulunamadılar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani garip bir dünyada garip bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi 2030'a doğru bunları yaşayacağız. Bak çok net konuşuyorum. Yani bunlar şey gelebilir insanlara korkutucu ama Biraz dediğim gibi fantastik geliyor ya da bazen komplo teorisi olarak geliyor ama hocam her söylediğinizde çıkıyor yani. şöyle diyelim 2016 yılında ben deseydim ki
Türkiye İHA SİHA yapacak. Onlar kendi kendine karar verip düşman birimlerini yok edecek. Sessiz coşacak, hiç kimse görmeyecek dediğimde kahkahalarla gülerlerdi, değil mi? Doğru. Ama bugün ne görüyoruz? Bunlar oluyor. Denizaltısını da yapıyorsun, robotunu da yapıyorsun. Yani dolayısıyla dünya öyle bir hızla değişime gidiyor ki bugün gülenler yarın ağlayacak. Çünkü bunların hepsini görebilmek için toplu bir analiz yapabilmek lazım. Bu çok önemli. Ben siyasetçilerin yerlerde süründüğünü söylerken bu açıdan söyledim. Daha hala bugün olmuş yol su elektrikten gidiyoruz. Ya bir tane Allah için biriniz çıkın da deyin ki kardeşim bak dijitalizmde şunu yapacağız. Dijitalizm adına şu gelişmelere yapacağız. Veri devleti olmayacağız. Tam aksine verileri elde tutan devlet olacağız deyin ki hiç olmazsa bizlerin de içi rahatlasın. En korkunç şey veri devleti olmak bundan sonra. Bak biraz önce sözünü ettiğim bilgisayar bizim alışkanlıklarımıza, buna cinselliklerimiz dahil her şeyimizi biliyor. Buna göre yeni algoritmalar geliştiriyor. Karşımıza sanal bir takım görüntüler çıkacak. O görüntülere insanlar çarpılıp aşık olacak. Hologramları getirecekler. Ve bunlar filmlerdeki gibi değil. Gerçekten evinin içinde onunla konuşup sohbet edeceksiniz. 7 yıl içinde Eyvahlar olacak. olsun diyorum hocam, eyvahlar olsun yani. Ve robotlar bak 2 yıla kadar zaten çıktı her yerde Türkiye'de 2 yıla kadar robot satıldığını göreceksiniz. Ve insanlar o robotları alacak ve yani garip garip bir dünya göreceksiniz. Başka hani şimdi söylerim ayıp olur ne söyleyeceğime. Yani robotlarla evlenen insanlar göreceksiniz ya. Robot cinayetleri göreceksiniz. Aa, bu dünyaya gidiyoruz. Evet o dediğin doğru. Sokakta delirmiş, dünyadan kopmuş insanları o hale getirdiler ki bu projeler yürüsün. Benim sana dokunmama mikrop geçer. Bak ölürsünüz. Ona göre pandemi var. Olayı da bunun Sosyal başka bir mesafe durumu tabii. tabii Bilinçli ki yani yapılmış. insanı insandan soğutacaksın. Dolayısıyla insanı karşı cinsten soğutacaksın. Her şeyi yapacaksın. Cinsiyetsiz bir toplum, kısırlaştırılmış kadınlar ve erkekler. Dolayısıyla gittikçe kontrol altına alınan dijital köleler. Yani dijitalleşmiş köleler. Olay bu. Şey, Ebru, vakit doldu. Doldu mu Şu an. hocam? Daha var, biraz daha konuşalım sen müsaitsen. Olur, Bir iki olur. soru daha Tamam. Şey, var. Hazır seni yakalamışken böyle. boğazım biraz ağrıyor ama onu 10 dakika falan dayanırım. Tamam hocam. Biraz su iç istersen hocam. Ben de seni çok Yok. darlamayayım madem. Bu senle konuşmaya çünkü ne zaman program yapsak doyamıyorum biliyorsun. Telefonda da Daha doyamıyorum. küçük. Normal sohbetimizde de doyamıyorum. Burada da doyamıyorum. Ama tabii ki Daha bir önceki kayıtlıydı. rahatsızlığım varsa Sağ ol. erken keseriz hocam. Bayağı yanıyor bugün. Herhalde üşütmüşüm biraz. Geçmiş olsun hocam ya. Eski Gerçi hep senin işin var tabii yani. konuşmakla alakalı. Evet Yorulmuş evet. da olabilirsin. Çok Ben de çok. seni çok yormayacağım bugün. Hocam Yok sağ ol. böyle Teşekkür ederim. bu aşı karşıtları için toplama kampları oluşturma gibi bir proje var. Bunu sen de bir videosunu yapmıştın. Biraz bize bunu anlatır mısın? Ya şimdi bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde FEMA kampları kuruldu. Bu FEMA kampları aslında hastalıklı insanlardan sağlıklı insanları koruma amacıyla kurulmuştu. Toplama kampıydı orası. Yani Trump harekete geçirdi. Sonradan anlaşıldı ki tam tersi hastalıklı yani hastalığa yakalanmış insanları oraya tıkıp öldürme amaçlı bir Nazi kampı anlamında kurulmuş bir yer. Çok harekete geçirmediler biliyorsun sonuçta işte biraz şey oldu. Fakat şimdi aşı karşıtlarını son dönem gayet güzel harcadılar. Onu söyleyeyim. İSOS bak önümde not duruyor. İSOS diye bir kurum var Türkiye'de. Bu Dünya Ekonomik Forumu'na ne hikmetse şey yapıyor. Ne diyeyim? İstatistik tutuyor. Yani araştırmalar yapıyor. Türk firmasına vermişler bu araştırmayı. Dünya Ekonomik Forumu. İSOS'un 4 ay önce yaptığı araştırma sonucu aşı pasaportu ve aşıya evet diyenlerin sayısı %90.
Zaten aşı karşıtlarını çoktan elimine ettiler. Bizler bir avuç kaldık böyle. Şu anda aşı karşıtlarını hapse tıkmalarına da gerek yok. O kadar azınlığa düştüler ki aşı karşıtları. Çünkü ne yapıyorlar? Bak, bir aşı, iki aşı tamam olmadı. Üçüncü hatırlatma aşısı diyorlar. O da olmayacak. 4 ay sonra bir daha diyorlar. Şimdi zaten buna evet diyen bir toplumda aşı karşıtlarının varlığını sürdürmesi mümkün değil. Yani şöyle bir avuç olarak kalırlar, anarşist bir grup olur kalırlar. Onları tıkmaya gerek kalmadı. Bu konuda başarılı oldular. Bu konuda da Batı başarılı aynı oldular. yapıyorlar hemen değil mi hocam? Hemen bir yaftalama. Ya bak şöyle düşün, bütün TV kanalları, artık gazetelerin hükmü kalmadı ama sosyal medyadaki troller, TV kanalları, kıpkırmızı haritalar, aşı karşıtlarına hakaretler, hakaretler. Yani zır cahillikte suçluyor, geri zekalıkta suçluyor, küfür ediyor, hakaret ediyor, vatan haini diyor. Bunu Aynen. profesörler diyor, Fatih Altaylı gibi yaratıklar diyor, yani şeyler diyor, sunucular diyor. Dedi herif, içeri tıkın dedi, çıkmasınlar dışarı. Yani maskeyle ekrana çıkıyor. Ne gerekirse yaptılar insanları korkutmak için. Yani o yüzden çok söyleyecek bir şey kalmadı. Şimdi ben burada konuşursam senin bu videonu YouTube'da engellerler. Bir şey Kaldırır. söylersen Doğru, aşı ile doğru. ilgili Doğru, buradan da öyle engellerler. bir şey var, doğru. Yani söyleyeceğim bir şey var da söylediğim zaman engellenirsin. O yüzden söylemiyorum. Yazık olur emeklere. Peki bu Şunu toplama kampları doğru mu yani? Hani ya bu durum. FEMA kampları doğru. Kanada'da kurulan toplama kampları doğru. İngiltere'de büyük stadyumlar toplama kampı olarak programlanmış. Bunlar hep doğru ama devreye girmedi. Çünkü aşı karşıtlığı olmadı. Yani aşı karşıtları azınlığa düştüler. Çünkü insanları korkuttular. İnsanları ölümle. En büyük darbeyi de Hint varyantı denen, o Hint Delta bilmem ne varyantı var ya, bir önceki. Delta Hani varyantı, evet. fareler gibi öldüler ya. O, çünkü bunu bilerek kullanıyorum, söyleyeceğim sebebini. Hint hükümetinin burada bir işbirliği ve ne diyeyim korkunç bir işbirliği söz konusu. O insanlar dünyayı korkutmak için ölüme gönderildi. Orada ölenler kim biliyor musun Hindistan'da? Söyleyeyim. Dört grup var. Dört tane orada grup var. Bak, kas sistemi. Bildiğin sınıfsal sistem. En üstte işte o isimlerini şu an veririm de listeyi bulamadım. Bulursam veririm. En üstte zaten ona filmlerde görüyoruz ya, her yeri takılı garip garip kıyafetli zenginler. Onun altında asker ve bürokratlar. Onun altında esnaf takımı. Bir altlarında ne diyeyim sana, paryalar denen, parya da garip bir ismi olan, kollarında sarı bantlarla dolaşmak zorunda kalan, kanunen öyle bir kanunları var şehirlerde, milyonlarca Hintli, bir de onların bir üstünde olan gene aşağılanmış ve bu zenginlere hizmet etmekte yükümlü, hani hizmetkarlar falan var ya, örnek veriyorum, tabii hepsi hizmet etmiyor. Öyle bir grup var. Bak, Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 200 bin. 1 milyar 200. Bunun 600 milyonunu bu insanlar oluşturuyor. Ve bu insanları bilerek öldürdüler, öldürttüler. Bu insanların bırak hani aşı olmasını, ekmeksiz açlıktan ölüyorlar. Pislikten ölüyorlar. Hindistan'a giden var mı bilmiyorum. Sen gittin mi? Gidin Gitme. Yeni Sırf bu Delhi'ye. yüzden gitmedim hocam, biliyor musunuz? Yani Gerçekten sırf bu yüzden gitmedim. evet, gidin Yeni Delhi'ye, başkent hesapta, biraz arka sokaklara girin, fare, kedi ölüleri, pislikler, lağım sularını görürsün. Onlar öldü. Zenginleri falan ölmedi onlar. Ve Hindistan'ın kasıtlı olarak bu aşı şirketleri dünyaya işte öldüler, öldüler, siz de öleceksiniz diye o ölüleri göstere göstere bu aşıları yaydılar. İğrenç bir oyun bu. Ya bak, bunlar senin Korkunç videonu hocam. etkileyecek sözler, ona göre yani istiyorsan sonra kız, tamam mı? Yok hocam, Yani şey var. niye kızayım? Hayır. Yani kız derken kes bunları. Şu an bizi dinliyor insanlar ama şey olduğu zaman, YouTube'a yüklediğin zaman ambargo yersin. Kaldırıyor YouTube. Kaldırsın hocam. Sağlık olsun. Ne olsun. Peki. Biz Yani doğruları konuşalım da. biz doğruyu söylüyoruz ama doğruyu söylemek çok bir şeyi değiştirmiyor. Bugün kendi ailem de dahil. Kendi ailem de dahil. Ailem derken yani akrabalarım da dahil.
bazı şeyleri anlatamıyorsun. Yani bugün bilmem nerede eğitim görmüş akrabalarım üçüncü aşağı olmaya koşa koşa gidiyorlar. Ben bir şey demiyorum artık. Diyecek bir şeyim yok ya yani. Söylemiyorum bir şey. Yani herkes kendi kararını kendi versin. Artık bu duruma geldik. Doğru. Olay bu. Yani kızgın mıyım? Kızgınım tabii. Bütün dünya insanlarını henüz üçüncü aşaması, üçüncü fazı denenmemiş aşılarla üçüncü faz denek haline getirdiler. Kobay Bütün olduk değil mi hocam? Bir nevi kobay olduk ve bu konuda şu an farkındalık da geliştirmedik. Yani o tabii aşı içinde ne var, ne diyor belirsiz. Yani ya bak kobay gibi şu an takılıyoruz. Bakalım ne olacak halimiz, yani nereye ya doğru gidiyor? şöyle anlatayım Ebru. Bu ani ölümler çok olmaya başladı. Hiç kalp krizi olmayan kalpten pıhtı atmadan falan. Şimdi bunlara baka baka tamam mı? O aşı şirketleri ha diyorlar pıhtı atmaya sebep bu olmuş. Biraz azaltıyorlar. Kalp krizine bu sebep oluyor. Onu biraz azaltıyorlar. Ölen de öldüğüyle kalıyor. Ha, doğru aşıyı ne zaman bulurlar? 3 yıl sonra. Yani gerçek faz çalışması bittiğinde kitle ölümlerine bakarlar. Ölene de Allah rahmet eylesin derler. Geçmiş olsun biter bu iş gider. Yani Hindistan'dan bir örnek verdim ya işte burada da dünya insanlarını bu hale getirdiler maalesef. Hocam insanlık ölüyor yani, bayağı toplu Evet. katliam. Korkunç bir şey bu ya. Bu çok Ya. korkunç bir şey yani. Yani tabii ki hem korkunç hem yani korkunçun ötesinde iğrenç açıkçası. İğrenç. Yani geçmiş dönemde birçok defa yapmaya kalkan iktidar sahipleri işte dediğim gibi bu sefer bütün dünyada birleşip tek bir parça halinde hareket ettiler. Bak dünya tarihinde ilk defa tek vücut olarak hareket ediliyor. Çok ilginç olan o. Eskiden devletler birbirine düşmandı. Yani düşman olmasa da rakipti. Ama şimdi düşman devletler bile söz birliği etmişçesine aynı yerden yürüyorlar. Dünya tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki aşı ilk adımdı. Tarım felaketi gelince zaten onun da bir sonucu olacak ki onu da yakında kapımıza dayayacaklar. Yani harp deneyleri zaten birçok şeyde yapılıyor. Harp fazlasıyla çalışmaya başladı. Yukarıdan ilaçlanma işte Kempreil denen o uygulamalar falan. Ya bol bol her türlü çalışıyorlar. Yani bunlar paranın, finansın gücüyle bütün her yeri ele geçirdiler. Bak finans şu an bütün devletleri ele geçirdi. Devletleri silahla ele geçirmedi bunlar. Finansla ele geçirdi. Daha başka bir şey söylersem içeri gideriz. Bu kadar. Yani. Hocam zaten bugün yormayayım sizi biraz. Evet Ebru, boğazım gitti. Konuşmakta zorlanıyorum. Tamam, Çok yormayayım teşekkür sizi ediyorum hocam. sana. Ben Tamam. teşekkür ediyorum hocam. Sizi çok seviyorum. İyi ki Ben de öyle katıldınız. sağ ol. Teşekkür ederim. İyi ki bu güzel şeyleri konuştuk. İnşallah katkı ve şifa olabilmişizdir diye düşünüyorum. Sağ olasın ve Güvenli olun. harika harika yani harika parçanı dinledik, harika sesini dinledik. Yaptığım programlardan çok keyif alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Görüşmek canım üzere. hocam. Kendinize çok Sağ iyi ol. bakın. Çok Sağ ol. teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi Sağ ol. geceler diliyoruz.